Şükrü yeni evli bir hukuk öğrencisiydi. Bir gün evine döndüğü sırada eşini bir adamla yakaladı. Adam Şükrü'yü görünce korkarak "Vallahi bana evli olduğunu söylemedi" dedi. Şükrü sinirden titrese de kendini tutmasını bilerek "Hemen defol git evimden. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" diye söylendi. Adam Şükrü'den kurtulduğunu anlayınca pis pis gülmeye başladı. Sonra Şükrü karısını boşadı. Onu annesinin evine gönderip Allah'tan sabrı cemil istedi. Aradan yıllar geçti. Şükrü diplomasını alıp hakim oldu. Bu arada Allah onu çetin bir imtihana tabi tuttuktan sonra kendisine iyi kalpli bir eş nasip etti. Şükrü yine de yaşadığı olayı, hele de adamın alaycı gülümsemesini bir türlü aklından çıkaramıyordu. Unutmak için her namazdan sonra da dua ediyordu. Bir gün Şükrü'ye bir cinayet davası geldi. Katil ilk eşinin kendisini aldattığı ve sonra arkasından gülen adamın ta kendisiydi. Adamın akli melekeleri çok yerinde değil gibiydi. Onun için bağlanmıştı. Şükrü ona bu hale nasıl geldiğini sordu. Adam "Eşimi yatakta başka biriyle basınca adamı hemen öldürdüm" dedi. Şükrü "Keşke Allah'a havale edebilseydin" deyince o "Bir insan buna nasıl katlanıp soğukkanlı kalabilir" dedi. Şükrü o anda bizi soğutacak tek cümle "Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" cümlesidir dedi. Adam "Bu cümleyi bir yerlerden hatırlıyor gibiyim" dedi. Şükrü "Aynen. Bu cümleyi hatırladığına eminim. Çünkü 20 yıl önce ben söylemiştim ama sen gülmüştün. Allah sana tövbe için mühlet verdi ama belli ki isyanında ısrar ettin. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez" buyurmuşlardır dedi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ